Aspor ekranlarından herkese mutlu geceler. Son sayfaya hoş geldiniz. Tam adı gibi bir son sayfa oldu gerçekten. Saatler 1'i gösteriyor. Biz de sizlerle birlikteyiz. Yaklaşık 50 dakika Güvenç Kurtar'la birlikte şöyle bir günü değerlendireceğiz. Geride kalan günü daha doğrusu. Veda ederken ben galibiyet tahmininde bulunmuştum. Başarılar dilemiştik temsilcimiz Fenerbahçe'ye. Şöyle iyi tarafından bakıyoruz ki tur atladı temsilcimiz çeyrek finalde. Bu bizi çok mutlu etti. Ama tabii ki galibiyet olsun isterdik ya da puan olsun isterdik. Ama o hani teknik adam özellikle İsmail Kartal'ın teknik adam karşılaştırması yaptılar ya, biraz hani üzgün olduğu gözüküyordu. Biz oradan işin neşeli kısmına geçirelim sizi istiyoruz. Çünkü uzun zamandır görmek istediğimiz sonuçlardı bunlar. Devamının da gelmesini istiyoruz. Muhtemel rakipleri de konuşacağız. Bir yandan maçların son dakikalarını da takip edeceğiz. Maça dair sizlerin aklına takılanlar, böyle yanıt bulamadıklarınız olabilir. X hesaplarınızdan son sayfa etiketine yazın onları. Konuşuruz. Güvenç Kurtar'ın da söyleyecek çok şeyi var zaten. Böyle sussa da başlasam diye bana bakıyor. Yok, adeta. Yok. Hocam söz sende. Yok estağfurullah. Önce şey yapayım, yani İsmail'le karşılaştırdılar ya öbürü. Öbürüne doktor ne yersen yedim zaten. Anladın mı? Adamın üzülmesine gerek yok. Şimdi ben öbür maçtan sonra 3-0 da olsa dedim ki yani bu maçta diken üstünde otururuz yani biz. Öyle çok kolay bir maç olmaz bu maç. Yani zar zor bir maç geçer. Yani ben 3-3 bile olabilir ya. Yani çünkü rakip takım çok iyi bir takım. Baktım maçın başında iyi oynamaya başladı. Biraz da şey falan ferdi merdi falan böyle bakıyor ısırıyor. Hani bizim şey tabirimizde ısırıyorlar yani, tamam mı? Dedim ki iyi başladılar yani. Ancak kaleci bizim, ya İrfan'a hayret ediyorum ben ya. Hangi hakla hizmet, yani sen pas mas vermeye veriyorsun. Ya dedim ki yanında seyrediyoruz. Ben de şimdi şeyi vardı bizim, iftardan geliyorum. Taç Spor'un şeyi vardı, iftarı vardı. Oradan geliyorum, orada dedim ki ya bu tehlikeli sularda yüzüyor. Yani ya dedim böyle bir şey olabilir mi? Ya bu İsmail hocam dedim, buna çık bir bağır mağır bir şeyler söyle. Arkadan oyuna girme, bir de hani ayaklarım benim iyi şeyi yapıyor. Tamam mı? Mesajı özgüvenli gördün ama yo, fazla olur özgüvenli. Mu? Ya olmaz, her an bir şey yapacak yani. Her an bir fiyasko, hop kaptırdı gol yiyordu zaten. Ya böyle bir şey olur mu? Hani bak hiçbir şeye takılmıyorum ha. Fenerbahçe'nin oyununa şuna buna falan. Zor bir maç geçecekti evet. Zaten. Ama yani kalecinin o yaptığı şey beni var ya diken üstüne oturttu maç başının sonuna kadar. En çok kimi beğendin sahada? Sahada? Ya kimi beğenmedim bir şey hocam, yok. Hocam beğenmediklerini hep söylüyorsun yok, ya. Kimi beğendin onu söyle. Bir şey yok bak. Beğenmediğim hiçbir kimse yok. İnanır mısın? Kaleci İrfan'ın yaptıklarına kızdım. Tamam mı? Geri kalan herkes görevini yaptı. Bana göre çok iyi oynadılar. Yani ben şimdi şöyle hocam, söyleyeyim. Hocam rakibin eksikleri vardı ama rakip de ona rağmen çok iyiydi yani. Ya iyiydi de ne oldu ya? Ya bir şey söyleyeyim mi? Yani olacak kolay değil yani. Kolay bir maç değil ki. Orada biz şöyle söyleyeyim. Orada Fred, Şimenski ve İsmail'in acayip bir olağanüstü iki tane stoperim vardı. Bugün İsmail için ne söyleyeceksin? Gene iyi, gene ya bunlar çok iyi hepsi. Ya bir şey söyleyeyim mi? Şimenski işte gol atmıyordu. Ama ben şimdi bu maç için spiker dövüyor. Ya kardeşim adam iki yönlü oynuyor. Geldi bir tane golü kurtardı. Geliyor gidiyor. Yani koşuyor. Şimdi bak burada nedir? Bir sıkıntı ne biliyor musun? Bir stopere bir şey olsa stoper yok biliyor musun? Bir ara şeyin evet. Bir de döner gibi oldu. Adını söyle Osterwold'un. Eyvah dedim ya, eyvah yani. Eyvah 1-0'da mağlupsun. Stoperin yok. Böyle bir şey olur mu ya? Süre almıyorsun, öbürünü almıyorsun. Yani bunlar bilmiyorum, maçtan sonra tekrar bir liste verilecek herhalde inşallah da. Ya sen koy oraya yani, transferini koy, hem Serdar Aziz'i koy falan filan yani. Ben şimdi bu maçı böyle geçeceğini biliyorum. Çok zor geçeceğini biliyorum. Mağlubiyet bekliyor muydun? Bekliyordum. Ya 3-3'ü bile beklerdim. Çok iyi bir takım. İyi bir takım. Senin bir sakatlığın olsa, bir kırmızı kart penaltı olsa eyvah yani. Düşün. 3-3 bile olabilirdi yani maç. Senin en çok eleştirdiğin konulardan biri. Birazdan pozisyonlarla ilgili merak ettiklerinizle konuşuruz. Fenerbahçe'nin oyunuyla ilgili, İsmail Kartal'ın açıklamalarıyla ilgili de. Sen şu çok maç oynama yorgunluk konusuna çok sinirleniyorsun. Ya yine programdan ya. Önce buna değindin. Ya yine diyorum ya İsmail. Şimdi bak, yine zorlu bir maçı da var ligde. Tamam. Fenerbahçe'nin ya zorlu. Ya oynama o zaman. Çıkmayın sahaya. Oynamayın. Bırakın yenilin falan. Yani öyle şey mi olur ya? Bak şuna katılıyorum ben. Sakatlık. O da ne var biliyor musun? Tekme sakatlığı.
Yoruluyoruz, yüksek tempolu oynayacaksın. Tabii oynayacaksın. Şimdi diyor ki şeyi mesela Pendik maçında diyor oradan geldi işte sanki yorgunlukmuş, şuymuş, buymuş gibilerden konuştu. Olmaz İsmail hocam ya, yapma gözünü seveyim ya. Sen Pendik maçında beksiz çıkarsan, sol bek bilmem şeyi oynatırsan falan, o kadroyla çıkartırsan veya sağ beki oynatmazsan senin olacağını o zaten. Yani senin bak tekrar söylüyorum, iki tane bekin o sayı Samuel'le Ferdi'yi sen orada oynatmazsan, onlara bir şey olursa zaten eyvah. O zaman bana göre istediğin kadar serzenişte bulunabilirsin. Ağlarsan ağla, zırlarsan zırla, sana hak veririm. Ama onları sen oynatmıyorsan, aa o zaman ben sana bir şey, yani o zaman diyemem yani. Sen haklısın şu falan diyemem. Sen bu iki tane beki, hadi stoperlerim var. Ama bu maçta mesela kim? Transferi şey yok, Serdar Aziz yok. Zaten Kurunç'a bakıyorsun, sarı kart cezası orta sahada. Baktım adam da yok orada. Bir tane de işte genç çocuk koydu, o da fena değildi. Orada pası çıkarsa çok güzel bir şey olacaktı. Onun adına hem Fenerbahçe adına güzel bir şey olacaktı. Tabii gene şu şeyi söylüyorum. Ben herhalde birden konuşurken acayip bir dille konuşuyorum. Beni anlamıyor insanlar. Acayip. Dünya liginde değil, uzay ligiyle konuşuyorum herhalde. Anlamıyorlar mı hocam? Anlamıyor. Ya duvarı anlatsaydım anlarlardı. Sen artık bu kameramanlara ben çıktıktan sonra soracağım, bu topa doğru giderken eli arkaya koymayıp ne yapacaklarını vallahi onlar öğrenmiş olabilirler. Ben biliyorum artık. Ya hocam. Tamam da bravo. Ya bir kişi herkes görmüyor mu? Herkes öğrendi artık. Ya bu kadar insanlar affedersin söyle aptal mı? Söyle yani ya kardeşim ne diyorum ben ya? Duvara mı anlatıyorum ya? Hakikaten çok enteresan. Ya ne yapacaklarını söylüyorum. Kimseye bir şey demiyor. Bak şurada gol yediğinde bak eli arkada yine sonra bıraktı. O zaman penaltı olur olsa. Adama gitse benim dediğim gibi dursa gitse ortayı yapamaz. Gösteriyorum bak şimdi. Bak. Hocam sürekli hatırlatıyor Yusuf da bana. Yine hatırlatacağım. Senin Osterwolde ile ilgili öngörün. Tebrik ediyorlar seni hep. Yok ya. Yok. Yani sol bek ya. Oynamaz, stoper oynar evet. dedin. Evet. Başta kimse kulak asmadı. Ya teşekkür ediyorum onlara da ama şu var ya bak şimdi. Ortadan gitti gol attı görüyorsun. Ya gene golü görüyor musun şurada? Tam o sırada bak elini evet. arkaya koydu ondan sonra bıraktı. Ya olmuyor işte. Şimdi Osterwolde gider uzun gitti golü attı değil mi stoperden? Ama orada sol bekte yaratıcılık lazım. Çalım lazım, ince ayar lazım falan filan. Orada Ferdi ile Osay Samuel bunların ikisi olacak. Osay Samuel bir ara sol taraftan gole gidiyordu biliyor musun? Maçın sonuna doğru. Ya dedi ki o şu topçuna bir gelseydi ne yapacaktı? Ama adamın mantalitesini anlatmak istiyorum ben. Kötüdür, iyidir, şudur. Adam gidiyor. Dakika bilmem kaç olmuş. Dakika 80-90 sol bek tarafından, sol açık tarafından gole gidiyordu adam ya. Ya bunlar çok pozitif şeyler. Rakip takımın şeyini bozarsın. Dengesini bozarsın yani. Bunu Şenol Ustamer de söylemişti bizden önce Avrupa gecesinde. İzleyicimiz Mehmet Bey de yazmış. Bugün sahanın en iyi ikilisi Ciku ve Osterwolde'ydi. Maçın özeti bu kadar. Bir sistemimde taraftara lütfen artık maçlarda reaksiyon göstersinler demiş. Devam edeceğim. Birkaç yorum daha okuyayım hocam. Hepsine cevap veririz. Yakup Demir de diyor ki Belçika takımının en etkili oyuncularından cezalı Muhammed Amoura olsaydı Fenerbahçe yine de turu geçebilir miydi? Bence Fenerbahçe ilk maçtaki performansının çok gerisindeydi demiş. Necati Bey de sanki takım elendi gibi yorumlar var. Fenerbahçe taraftarı olmadığım halde ben onlardan fazla sevinmişimdir demiş. Herkes çok sevindi ama şimdi tabii ki bir yandan sonraki tur düşünülüyor. Oyun eleştiriliyor. Yok yanlış bana göre. Yanlış ya ben ya şöyle ama ben zaten o diken üstünde maçı seyredecektim. Diken üstünde sen zaten yani. Zor bir maç zor zaten belki bir şey yapacaktım yani. Benim kızdım beğendim o sayı Samuel elini arkaya koydu benim şey. O veya Ahmet veya Mehmet veya Liverpool'dan birisi veya City'den birisi yapsa da aynı şekilde kızardım yani. Bu arada bizim Karabağ yenildi 3-2 nasıl üzüldüm ya.